Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzda Samsung SmartThings'in akıllı evlerdeki kullanımı nasıldır? Yine Samsung'un sesli asistanı olan Bixby ile nasıl kontrol edilebilir? Bunlardan bahsedeceğiz. SmartThings, Samsung'un yeni nesil akıllı ev teknolojilerini bir araya getiren bir uygulama. Samsung'un uygulaması. Bu uygulama Samsung telefonlarda zaten yüklü olarak geliyor. Birçok Samsung kullanıcısı bunu biliyordur zaten. Eğer bir Samsung akıllı saatiniz de varsa yine Galaxy Store'dan uygulamasını indirip saatten de kontrol edebiliyorsunuz akıllı evinizi. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz birazdan. SmartThings uygulamasını diğer Android cihazlara ve iOS yani iPhone cihazlarınıza da kendiniz kurabiliyorsunuz. Hatta Apple Watch desteği bile mevcut. Ben hiç denemedim ama eğer Apple tarafını da incelememi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre ayrı bir videoda çekebilirim. SmartThings uygulaması ülkemizde bir süredir klimalar, televizyonlar ve çamaşır makineleri gibi cihazlar için destek veriyordu. Ama akıllı ev sensörleri için hub ve sensörler ülkemizde satılmıyordu. Yurt dışından getirebiliyorduk bunları ancak yurt dışından getirmek de akıllı ev üreticisi diğer markaların muadil ürünleriyle karşılaştırıldığında çok mantıklı olmuyordu. Çok maliyetli oluyordu. Şimdi bu ürünler yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunuldu. Ben de hemen aldım. Geçtiğimiz videoda kutu açılışını yapmıştık. Bu hafta gelmeyen sensörüm de geldi ve artık şimdi bunları kullanacağız. Öncesinde ilk olarak klimamı göstermek istiyorum sizlere. Samsung'un 18.000 BTU'luk Windfree modellerinden bir tanesi bu. Yani rüzgarsız bir klima. Kapağındaki delikler sayesinde rüzgar yapmadan bulunduğu ortamı soğutabiliyor. Sıcak üflerken bu özellik çalışmıyor ama klima gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı. Bu klimanın asıl bahsetmek istediğim özelliği ise SmartThings ile kullanılabiliyor olması. Yani internete bağlı olduğunuz her yerden klimanızı kontrol edebiliyorsunuz. Böylece eve gelmeden klimayı açarak serin bir eve gelmek gibi bir senaryo oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı ev sensörleriyle de kullanabiliyorsunuz bu uygulama sayesinde. Sensörlerle kullanımından da birazdan bahsedeceğim. Ve Bixby ile de sesli komutlar aracılığıyla klimanızı kontrol edebiliyorsunuz. Tabii Bixby henüz Türkçe desteği vermiyor. O yüzden bunu İngilizce yapabilirsiniz sadece. Hey Bixby. Turn on AC. Jack, climb AC. Hey Bixby. Turn off AC. Turning off your raw Jack, climb AC. Gelelim SmartThings hub'ımıza. Bu alet sensörlerin kontrol ünitesi gibi düşünülebilir. Aynı protokolde çalışan tüm cihazlarınızı bu arkadaşa bağlayıp yönetebiliyorsunuz. Ben kurulumunu yapmıştım daha önce. Çok basit bir kurulum var. Evet, şimdi bu hub'ımıza su baskını sensörünü de birlikte ekleyelim. Bu etiketi söküyoruz. Çalışma mantığı çok basit. İçinde yarım bırakılmış bir devre var aslında. Bu iki metal uç suyun iletkenliğinden faydalanarak devreyi tamamlıyor ve size bildirim gönderiyor. Hızlıca ekleyelim. Bu sırada ben diğer satın almadığım Samsung ürünlerinden de bahsedeyim. Su sensörü dışında kapı pencere sensörü, hareket sensörü ve akıllı priz de olmak üzere 3 ürünü daha var Samsung'un. Bunları da alırsam yine videosunu hazırlarım. Tüm bu sensörlere ek olarak Zipato markasının siren ve duman sensörünü de şu an Samsung Store'da satışta görebiliyorsunuz. Bu ürünleri de yine hub'a ekleyebiliyorsunuz. Buradan da anlayabileceğiniz gibi farklı marka ürünlere de kontrol panelli yapabiliyor bu hub. Birazdan ışıklarımızı da eklerken daha detaylı bahsedeceğiz bundan. Bu sayede hem güvenlik seviyenizi artırabiliyorsunuz hem de Samsung'a bağımlı kalmak zorunda kalmıyorsunuz. İstediğiniz bir markayı alıp kullanabilirsiniz. Bu gerçekten çok avantajlı bir durum. Evet, su sensörünün eklemesi tamamlandı.
Çift taraflı çalışan bir sensör bu. Bu üstteki pinlerden su baskınını algılayabiliyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı tepki veriyor. İki pin de aşağıda var. Bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama arayüzünde bir sıcaklık göstergesi var. Sıcaklığı buradan algılıyor olabilir. Başka markalarıyla da kullanabiliyoruz demiştik. Burada cihaz ekle butonuna bastığımızda Samsung'un ekleyebileceğimiz kendi ürünlerini görebiliyoruz. Aşağı doğru kaydırdıkça da diğer markalar karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi aşina olduğumuz bir sürü marka var. Bu markalar arasında benim en çok dikkatimi çeken Xiaomi'nin Yeelight ampulleri oldu ve hemen ekledim. Daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi Yeelight marka ampulleri kullanıyorum evimde. Bu ampuller Wi-Fi özellikli ampuller olduğu için herhangi bir hub'a ihtiyaç duymadan doğrudan bağlanabiliyorlar. Bu aydınlatmalarımdan 2 tanesi şu an aktif değil, 3 tanesi aktif ve bunları da şu an hem SmartThings ile hem de Bixby ile kontrol edebiliyorum. Hi Bixby. Turn off left side. Turning your left side off. Diğer bir ekleyeceğim marka da Philips Hue ampullerim. Bunları da bir süredir kullanıyorum. Henüz videosunu çekmedim ama yakın zamanda da bir Philips Hue videosu hazırlayacağım. Hue ampulleri eklerken bir SmartThings hub'a ihtiyaç duyuyor. Yeelight gibi doğrudan eklenemiyor. Hatta SmartThings hub'ınız varsa Hue'ların hub'ı olarak isimlendirebileceğimiz Hue Bridge cihazına ihtiyaç duymuyorsunuz. Hue'ları doğrudan SmartThings hub'ınıza kurabiliyorsunuz. Tabii yine Hue Bridge kullanarak da ekleyebiliyorsunuz ama ihtiyaç da duymadan Bridge'siz de kullanabiliyorsunuz. Bu sayede Hue ampullerinizi de ekosisteme dahil edip kullanabiliyorsunuz. Bixby'nin daha iyi bir sonuç vermesi için ışığımızın ismini değiştirirsek daha iyi olabilir. Buradan ışığıma Bloom Light ismini vereceğim. Hey Bixby, turn on Bloom Light. I'm turning the Bloom Light on. Hey Bixby, set Bloom Light color to red. Okay, changing your Bloom Light color to red. Hey Bixby, turn off Bloom Light. Bu ekosistem ne kadar geniş olursa o kadar yaratıcı senaryolar kurabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse ben bu su baskını sensörünü klimam için aldım. Maalesef klima suyunu atabileceğim bir gider olmadığı için atık suyu evde depolamam ve ara ara dökmem gerekiyor. Bazen unutuyorum dökmeyi ve bu taşıyor. Parkelerime zarar vermemesi için bir su baskını anında klimayı kapatıp beni uyaran bir senaryo hazırlayacağım bu sensör ile. Siz de mesela hareket algılandığında televizyonunuzun veya ışığınızın açıldığı bir senaryo hazırlayabilir. Ya da sıcaklık arttığında klimayı otomatik çalıştıran bir senaryo kurabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yeelight ve Philips Hue'nun dışında Sonoff prizlerin ve akıllı anahtarlarının da SmartThings uygulamasına eklenebildiğini duymuştum. Bunu henüz denemedim ama eğer bunu da denememi isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Son olarak Samsung akıllı saatlerimizde SmartThings uygulaması nasıl? Bir de buna bakalım. Öncelikle SmartThings uygulamasının saat için olan versiyonunu Galaxy Store'dan indiriyoruz. Evet, saatimize SmartThings uygulamasını kurduk. Ancak çok sağlıklı çalıştığını söyleyemeyeceğim. Herhangi bir tepki vermiyor. Muhtemelen bu cihazlar desteklenmiyor. SmartThings saat uygulaması anladığım kadarıyla sadece Samsung'un kendi cihazlarına destek veriyor. Mesela klima gibi. Klimayı buradan kontrol edebiliyor olmam gerekiyor. Yani bir tek buna tepki veriyor ama bunda da hata veriyor. Çok stabil bir uygulama değil. Bir de saatteki Bixby'yi deneyelim. Turn on AC. I could not find the answer to your question. Turn on Bloom Light. I could not find the answer to your question. Evet, gördüğünüz gibi Bixby de çok sağlıklı çalışmıyor. Hatta hiç çalışmıyor. Saat için biraz daha geliştirme yapması gerekecek Samsung'un SmartThings için.
Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.